Merhaba ben Kerem Çilli. Evet faturalarımız geldi. Hem elektrik hem doğalgaz faturası. Tüm detayları sizlerle paylaşacağım. Belki daha önceki videomuzu izleyenler görmüştür. Tabelamız yoktu. Orada da epoksi çalışmalarımız var. Onlarla ilgili de size video çekeceğim ama bu videonun konusu değil. Hep beraber dilerseniz ne kadar fatura gelmiş, biz ne kadarlık bir alan ısıtıyoruz, ne oluyor ne bitiyor hepsini detaylıca inceleyelim. Evet Ocak ayının sonundayız. Size hani giriş anonsunu çektik ama oldukça soğuk. Hadi isterseniz bodrum katımıza inelim. Orada faturalarla ilgili detaylara birlikte bakalım faturamız 0 TL gördünüz. Çünkü doğalgazı kapattık. Hatta mutfağımızda da şu an indüksiyonlu ocak aldık. Evde de doğalgaza ihtiyacımız yok. Tabii ki B planı olarak kenarda duruyor. Orada da istediğimiz zaman açıp kullanabiliyoruz. Bakıldığı zaman da şu an doğalgaz faturası 0.27 TL diyor ama olacağı geçiş süresindeki o ara dönemde oluşan değer. Elektrik faturamıza bakıyoruz. 3000 TL elektrik faturası gelmiş bize. Bakıldığında ne zaman aralığında bu olmuş? Aralık 1, Aralık 31 arasında 31 günlük bir elektrik faturası 3033 TL olarak gelmiş. Çünkü ısı pompası bu anlamda ciddi bir Enerji sarfiyatı yapıyor ama biz ne kadarlık bir sarfiyat yapıyoruz ve ne kadar elektrik harcadık onları cevaplayalım. Isı pompası Aralık ayında yaklaşık olarak 1050 kWh, 1000 kWh düz hesap diyelim. 1000 kWh'lik bir elektrik sarfiyatı gerçekleştirmiş. Bakıldığında bizim çatımızda bir güneş enerji santrali vardı ama bu güneş enerji santrali özellikle 3 kWh'lık kısmı şu an şebekeyle iletişim halinde. 136 kWh'lik bir enerji üretimi gerçekleştirmiş. Yani bakıldığında Aralık ayında 3 katı birden ısıtmak için bodrum katı, dükkan katı ve evimizi ısıtmak için 1000 kWh'lik bir elektrik harcaması gerçekleştirmişiz. Çatımızdaki 3 kW'lık güneş enerji santrali ise bunun yaklaşık %13'ü kadar bir enerji üretimi gerçekleştirmiş. Evet dilerseniz şimdi ekrana ben bu verileri de paylaşacağım. Hangi hafta ne kadar enerji sarfiyatı yapmışız, o hafta hava durumu nasıldı? Çünkü sıfır dereceye doğru yaklaştığında e, hava şartları e, takdir edersiniz ki ısı pompası daha fazla enerji harcıyor, daha fazla ısıtmak için çaba sarf ediyor. E, havalar daha güzelken daha az enerjiyle e, bu işi halledebiliyor ama Aralık ayı tot, totalinde 1000 saatlik bir enerjiyle 3 katı birden ısıttık ve sıcak su konforu da bu ısıtmanın içerisinde, bu elektrik tüketiminin içerisinde. Evet şu an videoyu çektiğimiz zamandaki dış ortam sıcaklığını görüyoruz. Bakıldığı zaman kullanma suyumuzun sıcaklığı, ofisimiz, ısı pompasının durumu. Tabi bizim için önemli olan burada elektrik sarfiyatı. Hemen oraya bakalım. Özellikle Aralık ayı içerisinde ne yaptık ne ettik şuradan göreceğiz. Hatta 49. haftanın bir kısmı. Ben bunları hepsini sizin için topladım zaten. 1050 rakamına öyle ulaştık. Bakıldığında ortalama olarak 280, 270, 280 bir haftada harcadığımız enerjiyi görüyoruz. Haftalık enerji harcayışımız. Burada da hafta değerini zaten görüyorsunuz. Kullanma suyu için mesela 28 kWh harcamışız. Evi ısıtmak için hatta binayı ısıtmak için 250 kWh enerji harcamışız. 18 ila 24 Aralık'ta mesela. Hava durumunu da şimdi ekrana vereceğim bu görüntüyle birlikte. Soğuk olan bir durum. Tabii ki çok daha soğuk olan bir hafta örneğin ikinci hafta bununla ilgili verileri de daha sonra yine paylaşacağım sizde ama bakın havalar sıfır dereceye yaklaştığında enerji sarfiyatımız da o oranda artıyor. İkinci haftaya bakıyoruz mesela 8 Ocak 14 Ocak haftası toplamda 444 kilowatt saatlik enerji sarfiyatımız olmuş. Hava soğudukça sarfiyatımız artıyor. Evet burada da kurulumdan bu yana bütün enerji sarfiyatımızı liste halinde size göstermiş olalım. Merak edenler için 3 katlı bir binayı bodrum katı, dükkan katı ve ev totalde 250 metrekare civarında bir alanı ısıtıyoruz ve sıcak su ihtiyacımızı karşılıyoruz. Hafta bazlı şu an hepsini sizin için dolaşıyorum. Havalar soğuduğu zaman daha fazla tüketim var. Evet şu detayı da vermek istiyorum size. 5. hafta itibariyle evimizi tekrar doğalgaza döndürme ve ısı pompasıyla dükkan ve bodrum katımızı ısıtma şekline döndürüyoruz. Aslında orijinal planımız buydu. Isı pompasını dükkan ve bodrum katı için düşünmüştük. Şu an bunu gerçekleştiriyoruz. Evi ayırdığımızda, 120 metrekare evi ayırdığımızda ne kadar sarfiyat değişecek? Onunla ilgili bilgileri de ilerleyen haftalarda sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama şu an 4. haftaya kadar görmüş olduğunuz tüm değerler 3 katı birden ısıtmak için, sıcak su kullanmak için harcadığımız enerji miktarlarını size şeffaf bir şekilde gösteriyorum. Bu veri şu anlamda çok kıymetli ve önemli bence. Bir ısı pompasını her evde farklı reaksiyon, farklı ısınma değerleri olabilir. O yüzden biz 22 derecede sabit tutarak Bodrum'u 19 derecede sabit tutuyoruz ki yerden ısıtma gerçekten burası da 22'ymiş hissiyatı veriyor belki de. Komple binayı sabit derecede tutmak ve sıcak su ihtiyacını da yine ısı pompasından karşıladığımız 1 aylık sürede total harcamamız 1000 kWh. Çatımızdaki 3 kW'lık güneş enerjisi de 136 kWh'lik bir elektrik üretimi gerçekleştirmiş. Çatıda diğer olan kısımsa bizim bataryalı sistemimizi şu an beslemekte. O yüzden şebekeyle direkt olarak bir aldı verdi hesabı yapmıyor. Kendi bataryalarını doldurmak için çalışıyor. Özetlemek gerekirse, doğal doğalgaz faturasından tamamen kurtulabilirsiniz. Tabii ki elektrik faturanız o oranda artacaktır. Ama çatınıza kuracağınız güneş enerji santrali de bu harcamanızı aşağı çekecek hatta tamamen ortadan kaldıracak bir düzeyde bile olabilir. Fikir vermesi açısından bence çok kıymetli. 3 kW'lık bir santral baktığımızda yaklaşık 130 kilowatt saatlik bir enerji üretimi gerçekleştirmiş. 130 kWh'de harcamamızın %13'ü ne tekabül ediyor? Yani ona göre siz daha yüksek bir güçte güneş enerji santrali kurarsanız harcamanın tamamını, yarısını ne kadar isterseniz, çatınız ne kadar el verirse ortadan kaldırma şansınız var. O anlamda güneş enerjisi, ısı pompası, elektrikli araç, depolama bunların hepsine bir bütün olarak baktığımızda da enerji bağımsızlığımıza giden yol. Durum bu. Özetledik ama uzun uzadıya anlatmış olduk. Evet bu videomuzda elektrik faturasıyla ve doğalgaz faturasıyla nasıl bir farklılık oluştu, ısı pompası ne kadar etkiledi hepsini sizlere anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Bu tür videolarımız devam edecek. Şimdiden haber vermiş olalım. Görüşmek üzere bir sonraki videomuzda.